Askeri bir uydu ağı sivil hayatın omurgasına nasıl dönüştü? GPS'in hikayesi tam olarak budur. 70'li yıllarda Navstar programı başladı. İlk deneysel GPS uydusu 1978'de fırlatıldı. Sistem öncelikle askeri kullanım içindi. Her şey 1983 Eylül'ünde değişti. Korean Air 007 uçuşu rotadan saptı. Sovyet hava sahasına girdi ve vuruldu. Yüzlerce can kaybı dünyayı sarstı. Kısa süre sonra ABD Başkanı Reagan GPS tamamlandığında sivil havacılığa da açılacağını duyurdu. Teknik altyapı adım adım kuruldu. 1990'ların ortasında yeterli sayıda uydu devreye girdi ve sistem kesintisiz çalışır hale geldi. Sivil alıcılar bu sinyali kullanabildi. O yıllarda sivil sinyal bilerek bulanık tutuluyordu. Doğruluk yaklaşık 100 metre düzeyindeydi. 2000 yılının mayıs ayında bu kısıtlama kaldırıldı. Tipik sivil doğruluk yaklaşık 10 metre seviyesine indi. ABD ve Avrupa'daki düzeltme sistemleri eklendi. Yer istasyonları ve ek sinyaller sayesinde hata birkaç metre aralığına kadar azaldı. Ardından süreç hız kazandı. 2007'de akıllı telefonlar GPS'i cebe taşıdı. Zamanla başka uydu ağları da kullanıldı. Cihazlar birden çok sistemden sinyal alır oldu ve kapsama daha da iyileşti. Bugün yalnız konum değil, zaman da bu ağ dayanır. Haritalar ve uçuşlar, limanlar ve tarım Bankacılık ve enerji aynı saate uyar ve iletişim şebekeleri senkron kalır. Bir kesinti günlük hayatı yavaşlatır. Bu yüzden yedek uydu ağları ve yer tabanlı düzeltmeler birlikte kullanılır. Yeni dönemde hedef daha güvenli ve daha hassas ölçümdür. Çift frekans sinyaller ve yer düzeltmeleri ile doğruluk santimetreye yaklaşır. GPS askeri köklerden sivil dünyanın görünmez altyapısına uzanan kalıcı bir temel haline gelmiştir. Daha fazla içerik için son mühürü takip edebilirsiniz.